Eğer doğru hesaplasam 2017 yılının Ağustos-Sentyabr aylardan başlandı. O şartta Türkmenistan'da bana hazır kümde ağırlayan iktisadi kriziz, bazı kokatlar yetişme uçuligi halatı yeni başlanırken paytta bu halat birinci kuzatıla başladı ve o şartta yok, bizge Türkmenistan'daki muhbirlarımız hem Türkmenistan'daki manbalarımız, hükümet içindeki manbalar hem aytışkanı şu VPN'lerge karşı kuraş doğrusu da korsatma var. Şu, Milli Hafsızlık Hizmet, Milli Hafsızlık Vazirliği de baytladılardı. Milli Hafsızlık Vazirliği adamları ana şu kuraşla başlaşken bunun için yetekçi harici firmalardan mahsus uskunalar satıp alınken ve mahsus şu, software yani dasturlar, kompyuter dasturları satıp alınken şu arkali kuraşmakta. Kendi kuraşladı. Bu işte VPN işletken faydalanıcılar Milli Hafsızlık İdarası'yı çakırılıp VPN işlet yapsın iken eğer işletişini kodatmasayın akıbatları bulardı. Kronika Türkmenistan'ın yazı yaptı ki o sim kartalarını bloklaşı yaptı deyip. Bana şu cihatlarım sizlerge malum mu yani? Kan da işlaydı bu carayan? Elbette soru toxtalasız mı? Ben fakat sim kartlarını belki umman şu ülke kiladigen internet VLAN yani Wi-Fi internet şu routerler arkalı kiladigen internetler ham uzup koyuladı yani ne bakmazdan aldığından ogahlantırmazdan kim VPN işlet ediken bısa onu şu sim kartlarını ya ki şu ülke kiladigen DLN formatıdaki internet ham uzup koyulayken hakkında bizge malumatlar ancadan beri keladi. Faruk aka, VPN bilan kurashishda Turkmaniston yagona emas. Misol uchun sal oldinroq Rossiya Roskomnadzor boshchiligida mana shu ishga qo'l urgan edi yoki Xitoyda muttasil shu ish bilan kurashib kelinadi, lekin shu vaqtgacha samarasiz. Turkmaniston bu borada qanday biror bir samaraga erishyaptimi? Endi Xitoydagi vaziyat bu umuman boshqacha chunki ularda o'zlari o'sha mamlakat bo'ylab firewall'lar qo'yilgan. Rossiyada ham bu kim VPN ishlatganini bilishadi, lekin Rossiyada oldindan ogohlantirmasdan internetni o'chirib qo'ysa yoki internet foydalanuvchisini chaqirib unga tahdid qilishadigan bo'lsa, qanaqadir o'sha Rossiya jamiyatida e'tirozlar ko'tariladi. Turkmaniston boshqacha mamlakat. Turkmaniston o'sha dunyoda sanoqli mamlakatlardan biri. Buni Shimoliy Koreyaga qiyoslash mumkin. Turkmanistonda hech kim ortiqcha e'tiroz bildirmaydi, chunki e'tiroz bildirish shu hokimiyat idoralariga qarshi e'tiroz bildirish jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Mana biz bilamiz, odamlarni qamab qo'yishadi, hatto o'tgan yili 20 yilga qamab qo'yish holatlari bo'ldi. Ya'ni qo'rquv juda qattiq, juda katta Turkmanistonda, lekin mustaqil informatsiya, mustaqil ma'lumotlarga bo'lgan ehtiyoj ham katta bo'lgani uchun odamlar o'sha qo'rquvga qaramasdan qandaydir yashirin yo'llar bilan kirishga harakat qilishadi, lekin Turkmaniston hukumati ham shu harakatlarga qarshi chora ko'rayotganini ko'rish mumkin. Ya'ni o'sha qimmatbaho uskunalarni sotib olyapti va yaqinda va shu bir haftadan ichida shu Turkman ozodligining Turkman xizmati, biz redaksiyamiz shunga oid bir surishtiruv o'tkazdik va buni yaqin kunlarda e'lon qilamiz. Ya'ni Germaniyadagi bir yirik shirkat Turkmaniston hukumatiga ana shunday VPNlarni aniqlash, VPN foydalanuvchilarini aniqlash va internet saytlarini bloklab qo'yish imkonini beradigan uskunalarni va kompyuter dasturlarini yetkazib berayotgani to'g'risidagi iddaolarni o'rganishga harakat qildik. Shuni yaqinda chop etamiz.